Saygıdeğer izleyenler, Dağköy'ün 13 kilometrelik yıllardır yapılmayı bekleyen dere üzerindeyiz ve yol heyelan nedeniyle uçmuş durumda. Bu konuda Dağköy'ün sakinlerinden Ömer Altun. Evet, burayı göçeli bir sene var. Bir sene zarfında buraya yetkililere söyledik ama geldiler, baktılar. Hatta kendim getirdim buraya, arabayla gelirken bindiğim yanlarına göstermek için yetkili muhtar gönderdi dedi, filan geliye gittik. Ve buraya geldim, arkadaşlar buraya da baktı, evvelki yerlere de baktı ama halen gelecekler. Bir iki ay oldu ya, bir buçuk iki ay oldu, halen gelecek. Bir sene oldu bu dere böyle heyelan halinde. Yani onun için yıllardan beri servis çekiyorum. 30 sene oldu. Ünye Akkuş arasındaki yolumuzu bile, yani 30 seneden beri yapılmadı. 20 yaşındaydım, 55 yaşıma değdim. Halen yapılacak hayalini kurarken köydeki yolumuzdan zaten gidemiyoruz ki, burada hiç gidemiyoruz. Onun için Dağköy Mahallesi'nde ne kadar nüfus var Sayın Altun? Dağköy Mahallesi'nde 1200 civarında nüfus tahmin ediyorum ama tam nüfus şeysine bakmadım ama 1000'in üzerinde insan var. 1000'den fazla, 1000 tane zaten seçmeni var. Öyle miyim? Evet, 1000'den fazla seçmen, 1200 civarında seçmeni var. Ama yani 1000'in üzerinden 1000'den fazladır. Evet. Seçimden seçime özgürce konuşma hakkınız var. Şimdi önümüzde 34 gün sonra seçim var. Buradan adaylara söyle, ne istiyorsun? Adaylara ne söyleyeyim? Yani diyeceğim şu ki, abicim bu yolların yapılmasından rica, 30 seneden beri bu yol yapıldı. Rahmetli Necati'nin yardırdığı yola çakıldaşı bile koyamadık. Yani belediye de oldu, hepsi oldu. Hepsi geldi geçti, yine de aynı yolda yürüyoruz. Halen asfalt olmadı, onu bekliyoruz. Asfalt olacak dediler. 3 sefer Ankara'ya, Ordu'ya gittim. Abdülkadir'in yanına dedi ki, yapacağız Ömer abi, yapacağız. Hala hata yapılacak, biz de yapılacak bekliyor. 30 seneden beri sıfır araba aldım, burada döktüm. Çocukları da mağdur bırakmamak için bu yolda halen daha geziyorum. Başka diyeceğim yok Ahmet abicim. Allah sağlıklı uzun ömür versin. Sağ ol.